Abi! Hakan! Hakan! Hakan!
oradan. Bravo Mehmet'e, bravo. Yok dedi, ben mat başı alırım. Hocam, biliyoruz Arsenal Spor sancılı bir süreçten sonra yeni bir oluşuma girdi diyebiliriz. Birçok transferiniz var. Sezona nasıl hazırlandınız? Bizi neler bekliyor önümüzde? Yani sizin de dediğiniz gibi o sancılı dönemimizi atlatmaya çalışıyoruz. Epey mesafe kat ettik bu anlamda. Bu haftalık başlıyor. Bu anlamda elimizden geldiği kadar takımı hazırlamaya çalıştık. Artık bu oyuncularla yolumuza devam edeceğiz. Bu saatten sonra çok lüks bir şey olmadıktan sonra transfer yapmayacağız. İyi oyuncularımız var ama takım olma yolunda çok fazla çalışamadık. Biraz tabi anlamda bize zaman lazım. Sezon içerisinde takımımızın iyi olacağını düşünüyorum. Tabi artık herkes bu takıma destek verecek. Yani özellikle sağ dışında da inanılmaz mücadele veriyor arkadaşlar. O anlamda da biraz mesafe aldık. Umarım bundan sonra iyi gider. Beklentimiz bu yani. Başkanımız şampiyonluk gelecek diyor. Siz bunun için söz verebilir misiniz? İlk etapta biz şu anda burada kalıcı olmanın tabi hastayı şu anda iyileştirme sürecindeyiz biz. Bu anlamda dediğim gibi bayağı bir mesafe aldık. Bakalım bu hasta bundan sonra koşabilir mi? Onu zaman gösterecek bize. Yani koşacak mı yoksa değnekle mi yürüyecek? Şu anda işaretlerimiz değneksiz yürüyebilir gibi görünüyor. Ama koşar mı koşmaz mı bu sezon içerisinde belli olacak. Anladım. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hocam biraz sıkıntılı gördük sizi. Sanırım takımın son durumunu beğenmediniz ama bildiğimiz kadarıyla Nevşehir'de yani iyi bir kamp dönemi geçmiş ama şu anda görüyoruz ki biraz daha farklı bir pazar sporları. Neden acaba? Söyleyeyim. Evet, kamp dönemi çalışma anlamında gerçekten iyi. Gayet olumlu çalışma ortamı bulduk. Peki hazırlık maçlarına baktığımız zaman da aldığımız sonuç o kadar almışam istediğimiz neticeler değildi ama her nedense açık söyleyeyim yani böyle basında abartıldığı gibi pazar sporu çok iyi, çok iyi yolda hazır olmadığı halde bu tip bir abartılarla sanki karşı karşıyayız gibi. Bu da isterseniz bu Türk futbolcusu olarak bizleri bu olaya daha fazla önemsemesi gerekirken ama maalesef bakıyorsun bu tip yakıştırmalar olduğunda işte çok iyiyiz, iyi yoldayız, iyi takım, iyi futbolculardan kurulu dediğimiz zaman da futbolcu adını bilecek bir defa. En azından genç takım olduğu için büyüdükçe küçülmesini de bileceğiz. Bunda maalesef eksik işte. Bugün çok basit bir örneğini görebiliyoruz. İşte Rize Spor'a karşı oynadığımız zaman da üstündür, kendini ispatlamadır. Kendini daha fazla, olduğundan daha fazla motive ediyorsun. Olduğundan daha fazla efor sarf ediyorsun. Ama kendinden bir alt ligde oynadığın zaman da maalesef işte tam tersine dönebiliyor. İşte Arsenal'in bize karşı gösterdiği performans ortada. İşte bizim onlara karşı direncimiz veya performansımız ortada. Onun için lig veya rakip ayırt etmeksizin sadece işimizi yapabilsek Türkiye genelinde sadece Pazarspor'un geçerli değil veya Arsenal'in geçerli değil. Sadece işimize odaklansak çok daha güzel işler olacak. Çok daha iyi şeyler olacak ama maalesef takım seçebiliyoruz. İşte biz de bizim gibi insanlar, bizim gibi hocalarım da asli görmüştü. İşte bu tip maçlar olduğu zaman da olaya daha fazla motive etme anlamında bizden üzerinde daha fazla görev düşüyor. Lige hazır derseniz artık hazır değiliz diyeceğim. 2 hafta sonra maçlar. Artık tam zamanı geldi. Peki son 2 haftada 3 oyuncu daha kattık aramıza. Onun için de ilk maçlarını oynadılar işte. 2 tane bir Adem, işte bir Murat Ocak. İlk çift kalelerini oynadılar bizle birlikte. Onları görme açısından iyi bir antrenman oldu diye de düşünüyorum. Gerek bizim açımızdan gerekse Arsenal açısından. Ama tam olarak hazır mıyız derseniz hazır değiliz. Gerçekten hazır değiliz. Ama her ne kadar hazırlık maçı da olsa skoru için önemli değil. Ortaya koyduğumuz en azından bir mücadele azmimiz var. Bir kazanma arzumuz var. Topu kazanma arzumuz var. Ama skora baktığımız zaman da gole gitmede bazı sıkıntılarımız var. Onları da aşabildiğimiz takdirde daha iyi günler bekler diye düşünüyorum. Anladım. Hocam peki yeni gelen 12 tane oyuncu var bildiğimiz kadarıyla. Bu artabilir belki ama uyum sorunu yaşadınız mı? Kesinlikle yaşıyoruz. Bizim geçen sene şampiyon kadrodan giden arkadaşlarımız oldu. Ayrılan arkadaşlarımız oldu. İskelet kadroyu tutsak da takviye yapmak zorundaydık. Yani omurgayı bozmadık belki ama dışarıdan aldığımız oyuncular da böyle bize o adaptasyon dönemini atlatıp da tam bizim istediğimiz seviyeye gelebilirler ki
hakikaten isimlere baktığımızda kalite oyuncular. Yani gerçekten çoğu da ikinci ligde önemli. İkinci de kendini kanıtlamış. Ve bizim birebir üçüncü ligde de seyrettiğimiz, bize katkı sağlayacağına inandığımız arkadaşları aramıza kattık. Ama gün geçtikçe bunların tabii ki motivasyonu daha da olumlu yönde bizim takıma yansıyacaktır. Bu yansımayı gördükten sonra da takımın üzerinde de daha iyi işler yapıp ilk maçımız işte deplasmanda olmasına rağmen gidip iyi bir sonuçlarla dönmeyi düşünüyoruz.